Sürmanşetteki haberleri tamamladık. Geldik Türk Gün Gazetesi'nde manşete. Karabağ Türktür, Türk kalacak başlığı var. Aliyev'in mesajıyla beraber Ermenistan'a cevap verildi. Düşman cezalandırıldı diyor Aliyev. Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın desteklediği güçlerin sabotaj ve provokasyon girişimlerine karşı anti terör operasyonu başlatan Azerbaycan ordusu 24 saat içinde zafere ulaştı başlığı var değerli izleyenler Türk Gün Gazetesi'nde. Şimdi daha fazla detay alacağız. Bunun için sahaya gideceğiz değerli izleyenler. TRT ekipleri her sıcak bölgede olduğu gibi Karabağ'da da sahada bize anlık olarak gelişmeleri yerinden paylaşacak. Muhabir arkadaşımız Selim Toprak yanında. Kameraman arkadaşımız Mustafa Tunç'la birlikte Azerbaycan'dan son durumu bizlerle paylaşacak. Selim. Evet, bölgede çatışmalar sona erdi. Artık gözler Yevlah'ta bugün öğlen saatlerinde yapılacak görüşmeye çevrildi. Karabağ bölgesindeki Ermenilerin temsilcileriyle Azerbaycan heyeti bir araya gelecek. Çok başarılı bir operasyon yaptı Azerbaycan ordusu. Yaklaşık 24 saat içerisinde bu operasyon tamamlandı. İsterseniz biraz bundan bahsedelim. Tabii çok kısa süre içerisinde Azerbaycan ordusu sonuca ulaştı ancak bu kolay olmadı. Bunu söyleyebiliriz. Zira coğrafya son derece zorlu bir coğrafya. Bunun yanı sıra bölgede 10 binin üzerinde silahlı terör unsurunun olduğu biliniyordu. Çok uzun süreden beri bölgede siper kazma girişimleri vardı. Bölgeye mayın döşeme girişimleri vardı. Bunun yanı sıra tabii hatırlanacağı üzere 2020 yılındaki 2. Karabağ Savaşı'nın ardından bölgede Ermenistan ordusuna ait çok sayıda silah, ağır silahlar bulunuyordu. Yine Laçin Koridoru üzerinden Ermenistan yönetiminin bir dönem bölgede silah gönderdiği söylentileri vardı tabi. Gerçekten son derece zorlu bir operasyondu. Bunu başarıyla Azerbaycan ordusu sonuçlandırdı. Dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev operasyonun ardından ilk kez halka seslendi. Hemen aktarayım neler söyledi. Artık yasa dışı Ermeni silahlı grupların mevzilerinden çıkıp silahlarını teslim etme süreci başlamıştır dedi. Bugün Karabağ'da yaşayan insanlar için tarihi bir şans oluşturuldu dedi. Karabağ'daki Ermeni halkı da artık rahat nefes alabilecek. Onlar bizim vatandaşımızdır. Ermeni halkıyla hiçbir düşmanlığımız yok. Biz suç rejiminin başındakileri suçladık. Bu açıklamada oldukça önemliydi. Zira Azerbaycan tarafı sürekli bunu söylüyor. Bizim Ermenistan halkıyla hiçbir sorunumuz yok dedi. Detaylı açıklamasında da şunu söyledi. Karabağ'da geçmişte yaşananları hatırlattı. Azerbaycan halkının uğradığı haksızlıkları hatırlattı. Ancak bunların hiçbirisinden dolayı biz Ermenistan halkını sorumlu tutmuyoruz dedi. Suç rejimlerinin başındakileri sorumlu tutuyoruz dedi. Yine tabii ki Azerbaycan halkı bölgede yaşayan Ermenileri bağrına basacaktır. Buna vurgu yaptı. Operasyona ilişkin açıklamaları da vardı Aliyev'in. Bütün adımlarımız hukukidir, adaletlidir dedi. Operasyonun başlamasıyla talimatlarımızı vermiştik. Sivil halk hiçbir şekilde zarar görmedi dedi. Barış sürecine de değindi Aliyev. Hesap ediyorum ki dün ve bugün yaşananlar Azerbaycan-Ermenistan barış sürecine de olumlu yansıyacaktır dedi. Ermenistan devletinin dün ve bugün sergilediği duruş ümit veriyor. O gün uzakta değil, Azerbaycan ve Ermenistan aralarında olan sorunları çözecek, barış anlaşması imzalayacak ve Güney Kafkasya ülkeleri üçlü formatta işbirliği yapmaya başlayacak dedi. Bu da önemliydi. Zira artık hemen hemen Azerbaycan bütün sorunları çözmüş gibi. 2020 yılında zaten Karabağ'daki işgal altındaki topraklarının büyük kısmını kurtarmıştı. Artık bölgedeki terör unsurları da temizlendi. Sözde rejim bölgedeki feshedilecek. Artık kalıcı barış görüşmeleri için bütün olanaklar sağlandı. Azerbaycan'da buna vurgu yapıyor. Bölgede Azerbaycan-Ermenistan arasında bir kalıcı barış anlaşmasının imzalanmasıyla birlikte hem bölge istikrarına hem de bölge halkının tabii refahına, mutluluğuna katkı sunulması umuluyor. Azerbaycan tarafının da görüşleri bu şekilde. Dediğimiz gibi şimdi gözler Yevlah'ta öğlen saatlerinde yapılacak görüşmede.